Den biriyle devam edeyim müsaade ederseniz. Tahir Elçi'yi kim öldürdü? Tahir Elçi'yi kim öldürdü? Soru bu. Dosyada 5 yıldır hiçbir ilerleme yok. Diyarbakır Baro Başkanlığı yaptığı sırada CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılmış. Orada yaptığı açıklamalardan sonra konuşulmuş, tartışılmış, hedef gösterilmiş. Sonra hepimizin gözü önünde, o günü dün gibi hatırlıyorum, öldürülmüştü Tahir Elçi. Şimdi Ahmet Davutoğlu konuşuyor ve diyor ki, dönemin başbakanıydı biliyorsunuz, Elçi cinayeti siyasi bir suikastti. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Tahir Elçi'nin avukatları ve ailesi de haklı olarak Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep ediyorlar. 5 yıl sonra. Tahir Elçi cinayetinin siyasi suikast olduğu kanaatindeyim. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu sözleri Diyarbakır ziyareti sırasında söyledi. Elçi ailesinin avukatları harekete geçti. Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi talebiyle mahkemeye dilekçe verdi. Dönemin Başbakanı olarak bir şekilde gerek istihbari bilgilerden, gerekse o dönemin kolluk adli makamlarının yürüttüğü faaliyetlerden habersiz olma ihtimalinin olmadığını biz çok iyi bilmekteyiz. Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı'ydı. 28 Kasım 2015'te basın açıklaması sırasında vurularak öldürüldü. Soruşturma aşamasında 3 başsavcı, 5 de savcı değişti. İddianame 4 yılda tamamlanabildi. Bugüne kadar 3 duruşma görüldü. Davada sadece 3'ü polis, 4 sanık yargılanıyor. Onlar da tutuksuz. Üstelik 2 polis hala görev başında. Cinayet ve cinayet sonrası bölgede, ülkede, özellikle bölgede karanlık ve zorlu bir sürecin başladığını dile getirdim. Dönemin Başbakanı Davutoğlu hafta sonu Diyarbakır'a gitti, temaslarda bulundu. Ziyaret ettiği yerlerden biri de Diyarbakır Barosu'ydu. Ziyaret esnasında Tahir Elçi cinayetine ilişkin konuştu. O dönemde yüreğimi dağlayan olaylardan biri Tahir Elçi'nin katledilmesiydi. Cinayetin bir siyasi suikast olduğu kanaatindeyim. Tahir Elçi düşündüklerini açıkça söyleyen, hepimizin takdirini kazanan aydın bir insandı. Bu açıklamanın ardından Diyarbakır Barosu ve Elçi ailesinin avukatları harekete geçti. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ortak dilekçe verdi. Davutoğlu'nun davada tanık olarak dinlenmesi talebiyle. Bu söylemlerin dava dosyasına önemli derecede etki edeceği kanaatindeyiz. Maddi gerçeğin tam anlamda ortaya çıkabilmesi için, adil bir kararın iddias edilebilmesi, kurulabilmesi için dönemin en önemli siyasi aktörünün bu söylemlerinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Umarım mahkeme de aynı duyarlılıkla bu taleplerimizi kabul eder. Hala görev başında polisler var, adı geçen. Bugün bir habere Özgür Özel paylaştı. Çok ciddi bir haber, çok ciddi bir iddia. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'e gitti bir program için. Mersin'de zaten çoğu yerde, gittiği yerlerde yolun kenarına polis memurları diziliyor 100 metrede bir önlem olarak. Fakat Özgür Özel diyor ki Erdoğan'ın yakın koruma ekibindeki polislerin dışında tüm polislerin şarjörleri boşaltıldı. Yani güvensizliğin varmış olduğu nokta. Yani ilde görev yapan polislerin silahlarının şarjörleri boşaltıldı. Sadece Cumhurbaşkanı'nın koruma polislerinin şarjörleri doluydu. Silahlarının şarjörleri diyor Özgür Özel. Bu çok ciddi bir iddia. Birazdan bu konuyla ilgili haberi ekrana getiririz. Mersin'de ne söyledi, ne yaptı Cumhurbaşkanı, ona bakalım. Bir kere Rabia işaretini yapmadı. Son iki konuşmasında dikkat etmişsinizdir. Şimdi Sisi ile, Sisi'nin yönetimindeki Mısır'la arayı düzeltmeye çalışıyoruz malum. Rabia işareti yapmıyor. Uzun yıllar Rabia işaretini neredeyse AKP kendi işareti yaptı. Biliyorsunuz Mısır'da darbeye karşı direnişin sembolüydü. Bugün Rabia işaretini şöyle yaptı. Yani tek millet, tek bayrak, tek vatan diye böyle değil. Böyle. Özellikle mi yaptı bilmem. En çok sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bu çekmiş. Onun dışında bildiğimiz sözlerle muhalefete yüklendi. Muhalefet belediye başkanlarına, muhalefet partilerinin belediye başkanlarına beceriksizler dedi. Bunların Türkiye'nin bekası, huzuru gibi bir dertleri yoktur dedi. İşte söyledikleri ve muhalefetin verdiği yanıt. Nitekim son günlerde yaşananlar muhalefetin Türkiye gibi, Türkiye'nin bekası, huzuru, esenliği, refahı gibi derdinin olmadığını göstermiştir.
Erdoğan, muhalefetin Türkiye bekası, refahı derdi yok demiş. Erdoğan, sen ülkenin mahallelerini satmış birisin. Beka kim, sen kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de Mersin'de muhalefete hedef aldı. Genişletilmiş il danışma toplantısında kürsüdeydi. Muhalefeti Türkiye'nin önünde takoz olmakla suçladı. Onların gündeminde iftira var, bühtan var, yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek var, takoz olmak var. Erdoğan, sen ülkenin mahallelerini satmış birisin. Beka kim, sen kim? Emperyalistler oturdukları yerden demografimizi değiştirdiler. O sattığın mahallelere in, orada görürsün refahı. Saray hayatı sana iyi gelmiyor. Alnımız ak, başımız dik, gönlümüz refahtır. Her eleştiriye anında cevap vereceğiz. Şimdi 10 parmağında 10 kara muhalefete çalarak ben bu işleri atlatırım sanıyor. Ve milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere de birlikte ulaşacağız. AK Parti milletvekillerine, örgütüne sahaya çıkın çıkın diyor da millet de onlar sokağa çıktığında siz hangi yüzle karşımıza geliyorsunuz diyor. Cumhurbaşkanının hedefinde Millet İttifakı'nın belediyeleri de vardı. Beceriksizler diye seslendi belediye başkanlarına. Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor, sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız. Erdoğan'a söylüyorum. Yalan kapıdan girince insaf bacadan çıkarmış. Neymiş? CHP'li belediyeler vaatlerini tutmuyormuş. Bizim belediyelerimiz sizin tüm baskılarınıza rağmen tüm vaatlerini tek tek yerine getiriyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmasaydı Erdoğan şahsi hükümeti bu milleti aç ve açıkta bırakmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Cumhurbaşkanı'na hodri meydan diye seslendi. Erken seçime gidelim çağrısında bulundu. Ama Erdoğan seçimler bir kez daha 2023 yılında olacak mesajını verdi. 2023'te inşallah Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Son olarak Erdoğan'a çağrımızdır. Madem her şey güllük gülistanlık diyorsun, işte sana fırsat. Hodri meydan, milletten korkma, getir sandığı. Kim yönetemiyormuş, halka soralım, sonuçta halk karar versin. Hemen hemen her yerde aynı konuşmayı yapıyor zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dozunu arttırıyor bazen muhalefete yüklenirken sözlerinin işte dozunu arttırıyor. Bugün beceriksizler dedi ama asıl Mersin'i haber bültenimize taşıyan Özgür Özel'in dile getirdiği o iddia oldu. Bu görüntüler çoğu yerde oluyor zaten. 100 metrede bir polis memurları yolun kenarında Cumhurbaşkanı'nın konvoyu geçecek. Tedbir alınmış durumda. Fakat Mersin'e özel bugün dile getirilen iddia şu. Cumhurbaşkanı'nın yakın koruma ekibinin dışında ildeki görev yapan polis memurlarının silahlarının şarjörleri boşaltıldı. Yani bu neyin işareti? Bir istihbarat mı var? Bir korku mu söz konusu? İşte onun haberi. Bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan bugün Mersin'e gelirken Mersinliler aslında uzaktan duydukları bir gerçeklikle tanıştılar. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin ziyareti için Adana Havalimanı'na indi. İki kentte de olağanüstü önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin'e gidiş için kullanacağı Mersin otoban yolunda polis ve jandarmalar 100 metre aralıklarla yağmura rağmen nöbet tuttu. O görüntüleri CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer kaydetti. Adana Mersin otoyolunda her 100 metreye dizilmiş polisimiz ve askerimiz var. Soruyorum. Kendi vatandaşından, kendi halkından korkan bir cumhurbaşkanı başka ülkede var mı? CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için Mersin'de alınan olağanüstü önlemlere dikkat çekti. Yüzlerce araçlı konvoyların, binlerce korumanın bir kente
ziyaretin öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yaşattığını Mersinliler çok yakından gördüler. CHP'li Özel çarpıcı bir iddiada bulundu. Polislerin şarjörlerinin boşaltıldığını söyledi. Ve Mersin'de pek çok Cumhurbaşkanı ziyaretine yaşanan bir tatsızlık yaşandı. Cumhurbaşkanı'nın koruma ekibi dışında Mersin'deki güvenlik güçlerinin, polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu kendi polisine itimat etmeyen bir görüntüyle Mersin'de tanışmış oldu. Gittikleri bütün şehirlerde